Arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi Afyon yöremize ait gene bizim özel vazgeçemediğimiz tatlılardan fırma baklavası. Ha, isminin fırma olması sanırım şeklini öyle yapmamızdan dolayı kaynaklanıyor. Ölçümüz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 bardağı yarım bardak su ilave ediyorum. İsteğe bağlı arkadaşlar, bir miktar kuyruk yağı veya tereyağı da atabilirsiniz. Şimdi bunu ocakta ısıtıp kaynadıktan sonra içine kabartma tozunu atacağız. Arkadaşlar, şimdi bu yağ kaynadı. Bir miktar şöyle ben hafif biraz ılımasını bekledim. Çok değil ama. Şimdi içine bir çay kaşığı karbonatımı atıyorum. Bir paket çok gelecektir bu ölçüye. Karıştırıp biraz daha ılımasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, unumuzu ilave edeceğiz ama unumuz aldığı kadar. Göz kararı elimizin bir kurabiye hamuru şeklinde olacak şekilde unumuzu ilave edip hazırlayalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle şu kıvamda. Çok kolay arkadaşlar, pratik, çabuk yapılan bir tatlı. Arkadaşlarım çok sever bu tatlıyı. Şöyle yapıp bu şekilde yapıp üzerine böyle bastırırız arkadaşlar. Genelde hep bu şekli yaparız. Sanırım bu şekli verdiğimiz için ismi de fırma baklava diye kalmış. Fırma baklava derler daha doğrusu da. Şimdi yapıp hazırlayalım. Fırınımızda da ısı ayarı çok yüksek olmasın arkadaşlar. Fırınınız özelliğine göre, herkes fırının özelliğine göre ayarlayabilir. Aşırı ısı derecesi olmasın. Tepsiyi de yağlamadım. Çünkü kendi de yağla yaptığımız için pek ihtiyaç duyulmuyor. Arkadaşlar, fırından fırma baklavamız çıktı. Çok acilse eğer sıcak olarak dökebilirsiniz ama bir ben 10 dakika sonra dökmeyi tercih ediyorum. Öyle daha bir lezzetli oluyor. Diğer şekilde çok aşırı yumuşak düşmesini de istemiyorum. Şimdi biraz alısın. Evet arkadaşlar, iyice soğumadan, hala sıcak bakın, bir miktar durdurdum. Ben genelde şerbetimi böyle hazır buzdolabında muhakkak bulunduruyorum. Şimdi şerbetini döküyorum. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Bakın şöyle yumuşaklığına. Memleketimizin fırma baklavası.